Sanayideki hırsızlıklar şimdinin olayı değil. Yani bundan yıllar evvel de vardı. Her yıl bu olaylar devam ediyor. Farklı farklı şekillerde. Ekonomi ne zaman bozulmaya başlıyor? İnsanlar efendime söyleyeyim ne zaman ekonomik anlamda sıkışmaya başlıyorlar? Tabiatıyla hırsızlıklar da mecburen artıyor. Bu yıl kış biraz efendime söyleyeyim kar yağdı. Ekonomi bozuldu. Tabiatıyla günlük geçiren insanlar mutlaka iş bulamadılar, bilmem ne yapamadılar. Arabaların akülerini çalmaya başladılar. Parçalarını çalmaya başladılar. Yakıtları çalmaya başladılar. Ne olacak? En sonunda dükkana girmişler. Komşunun dükkanın içine girmişler. Yani en sonunda olacak olay bu. Yapılması gereken ne? Öncelikle sanayi sitesini kurdular göya. Ama maalesef çalışmıyormuş. Biz de bilmiyorduk. Kamerayla denetim sistemi çok daha etkin bir şekilde daha önceden toplantılarda kaç defa ben dile getirdim çitle çevrilmesi diye. Ama maalesef mevcut yönetim ve daha önceki yönetimler yapmadılar bunu. Bizim kooperatifimizin parası da var ama yapacak adam arıyoruz. Merkezin başına gelir bu. Mesele yani bugün bu komşumla, yarın öndeki komşumla, diğer gün ben de. O yani bu çalma kapımı çalarlar komşumla. Her an olabilir yani. Bir an önce önlem alınması gerekiyor. Ama ne şartlarda olursa oluyor bilmiyorum. Gecenin 2 ile 4 arası gibi hırsızların geldiği saatler bu saatlerde. Ama ya araçlarını bir yere kenara çekiyorlar, bir yerde park ediyorlar. Yayan giriyorlar, kameraların ilgi alınacağı gibi bir yerlerden giriyorlar. Peki senin de başına gelebilir diye korkuyor musun? Korkuyorum tabii. Mesela çoğu zaman bazı saatte gelip kontrol ediyorum bir kere. Rahat değilsin ya. Değiliz tabii canım. Rahat değil yani. Peki ne yapılmasını istersen? Talebin ne olur? Talebim ne olur? Kameraların çalışması lazım bir. İkincisi güvenlik tedbirlerinin yani bekçi bir tane bekçi yeterli değil. Tel örgüye alınabilir. Yani etraf olarak, dolaylı olarak giriş çıkışlar daha kontrol altında tutulması gerekir diye düşünüyorum. Ana caddenin üzerindeki arabaların hepsinin depoların kapakları açık. Mazotları çaldılar, akülü çaldılar. Bu sefer de dört araçlarımızı çalmaya başladılar. Ekmeğimizi yiyemiyoruz, arabalara binemiyoruz, mazotumuz yok. Akülerimiz gidiyor. Buna bir çare bulursun yani, sakat bu iş. Herkese bir iş yeri açılsa da daha rahat çalışsınlar. Kameralar takılsın, çipler gerilsin, duvarlar gerilsin, yapılsın. Yani böyle bir şey... Güvenlik önlemi aslında var mı? Yok. Burada doğru düzgün bir güvenlik önlemi yok şu anda. Bir tane bekçimiz var. Onun haricinde başka bekçi yok ki. Peki bir tane bekçi sahip çıkabilir mi? Yani? Yok, çıkamaz abi. En az 5-6 tane bekçi olması lazım burada. Onun haricinde sakat geldi. Esnafımız kan ağlıyor şu anda. Tehlikeli durum. Zaten işler kötü, bir de üstüne hırsızlık yani geliyor. Hırsızlık olunca daha kötü yani. İşimiz yok. Şöyle bir şey yaşadık. Başka yerlerden çalınan bir takım malzemeleri burada pazarlamak istediler ve adres, isim, kimlik istediğimizde hemen buraya terk ettiler. Böyle bir durum yaşandı. Yani şüphelendik, kimlik istedik, fatura bilgisi istedik. Böyle bir şeyin olmadığını söylediler ve hemen biz geleceğiz deyip gittiler. Motorların dışarıda bırakıldı. Tarım arazilerinde bırakılması hırsızlığa teşvik ediyor. Yani daha sıkı bir denetim, daha sıkı bir kontrol ve gerçekten yasanın gereğini yapılması gerekiyor. Çünkü yakalanan adamlar iki gün sonra tekrar aynı mahalle geri dönüyor. Ya bunların hemen bırakılmaması, gereken cezaların verilmesi, hatta gerekirse arttırılması çok yerinde bir tedbir olacaktır. Sanayimiz çok büyük bir sanayi ama sanayide bir ilgi yok. Yani yönetim sanayimizle ilgilenmiyor. Ne yolumuzdan bir ayır var, ne lambalarımızdan, kamera sistemlerinden. Yani bir tarafını gösterirse bir tarafını göstermiyor. Yafta var da arızalı yapılmıyor. Hani sanayide bu gibi şeyler olmaması gerekiyor. Çünkü çok kişinin, yani milletin malı burada, esnafta emanette. Bunu esnaf ödemek zorunda. Yarın öbür gün hani şikayet olunduğu zaman yönetimlerin başı ağrır. Hani diyeceğimiz bir an önce bu şeylere çözüm bulmaları. Bekçisini arttıracak yahut da kapılarını ona göre kapayacak.
sistemleri, görevliler kapılarda duracak. Hani gelişi güzel herkes giremesin. Hani ben sanayiye geldim de kimliğini göstermeden kimse girmesin. Gece saat belli saatten sonra bunların olmasını istiyoruz. Güvenliği arttırılmalı aslında sanayi. Güvenliği arttırması gerekiyor. Çünkü bak çok kişinin canı yandı geçen gün. Adamın işe gidecek yok sabahleyin aküsü yok üstünde. Deposunda mazotu yok. İş mi bu? İstepnesi yok. Lastiğini sökmüş almış. Okuldan şeyden jeneratör çalmışlar. Hani her türlü yani bu hırsızlık önlenmesi gerekiyor. Emniyetin de hani devriye gezmesi gerekiyor. Hani tamam arkadaşlarımız geziyorsa ama yani sadece dışarıdan gezmekle olmaz. Sanayinin içinde gece içtiyse 3-5 kere değil de 10 kere gezecek. Atacak buradan tur atacak. Ha burada polis var. Burada emniyet var. Çekinecek mi?